Evet, Kurtuluş ve sen ikiniz Cumhurbaşkanı'nın Çekya ziyaretinde de vardınız, değil mi? Şimdi orada mesela nasıldı hava? Ya bu konuda bir iki ek yapıp hemen Çekya'ya Tamam, bu gireceğim. konuyu ekle. Yani NATO'nun kendisi midir bilmem ama altyapısı kesinlikle Rusya'ya karşı asimetrik bir savaş yürütüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ittifakı ama büyük ihtimalle NATO'nun altyapısını kullanıyorlar. Asimetrik bir savaş yürüyor. Biz terör saldırısı dediğimiz aslında kuzey akım boru hattını patlattılar. Amiral gemilerine suikast, generallere suikast. Ya bunlar böyle NATO'nun da asimetrik bir şekilde bu savaşın içinde olduğunu gösteren çok somut gösterge. Çekya ziyaretine gelince yine bununla bağlantılı. Avrupa Siyasi Topluluğu. Avrupa Siyasi Topluluğu diye bir kurum yok aslında bugüne kadar. Macron'un bir uydurması değil mi? Evet. Niçin uydurması? Rusya-Ukrayna krizi üzerine etrafta kalan ülkeleri etki altına almayı öngören ve bunu da işte biz Avrupa olarak, Avrupalı ülkeler olarak siyasi bir forum, platform olarak bunu gündeme Şimdi bak, getiriyoruz. oradan görüntüler geliyor. Şimdi burada siz tabii o odada yoktunuz, değil mi o arada? Evet. Ama ne oluyor orada? Bize bir anlat Kurtuluş. Yani dediğim gibi Türkiye şöyle bir değerlendirme yapıyor. Ben bu forma katılayım mı katılmayayım nedir yani bunun amacı? Ha şunu ihtiyaç duyuyor. Avrupa Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Siz gelirseniz diyor diğer ülkeler de gelecek. Yani burada ciddi bir toplantı O havası masada ne olacak. konuşuluyor? Burada Paşinyan uzun bir süredir Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyordu. Evet. Yani yalvar yakar bir görüşme Uzun ayarlandı zaman. orada. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki biz artık bırakın en kötü barış bile savaştan iyidir. Bu işi bitirin. Yani bu barış anlaşması var. Paşinyan'ın da aslında imzalamak istedi ama içeriden pek izin verilmeyen bir mesele. Orada Paşinyan Cumhurbaşkanı'nın eline düşmüş yani. Şey olay Bir de oydu. Aliyev'le değil mi? Şimdi ikisinin elinde şu anda Vanayı kısarlarsa Avrupa üşüyecek, Evet, açarlarsa şu ısınacak. anda en popüler isim ve en arzu edilen Erdoğan ve Aliyev soy isimleri en sevilen isimler. Evet. Yani orada ciddi bir sinerji yarattı Avrupa Siyasi Topluluğu adına. Türkiye merkezde durdu. Putin'le Bir de ilgili... Macron'un biliyorsun sürekli Türkiye'den rol çalma hevesi var Evet. ya. Onun içinde Gel Türk Birliği'ne gir dedi, değil mi? çok arzu ediyor Sen de yani gel süreci. dedi ya Evet Sayın o bir Cumhurbaşkanı. espri yaptı evet. Yani Macron bir şey icat edeyim ben de bir yerde ya Avrupa'ya öncülük edeyim havasında. Cumhurbaşkanı da aslında onun ne kadar yalnız olduğuna işaret ediyor. Yani sen Evet. ortada kaldın gel diyor. Seni şey yapalım. Türk Öyle Birliği'ni demek alalım. zaten sen de gel demek. Ya orada genel olarak havada Türkiye'ye yönelik böyle bir iltifatlar havada uçuşu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın merkezde. Dedim ya bunda propaganda olsun diye söylemiyorum. Avrupa şu an Türkiye'ye böyle bir ihtiyaç Şeyi merak ediyorum. içinde. Paşinyan, Aliyev, Erdoğan. Nasıl bir denge var şu an aralarında sence? Yani burada denge değil. Erdoğan ve Var Aliyev zaten. var ve Paşinyan var. Öyle üçü bir. İkisi bir canda bir güç var ve Paşinyan var. Ve Paşinyan'a da şeye göre anladığımıza göre telkinde bulunuldu. Paşinyan'ın acil Azerbaycan'ın da teklifine hemen yanaşması arzu edildiği söylendi. Paşinyan buna istekli, çok istekli ama tabii ki Paşinyan'ın biraz içeride daha da güçlenmesi lazım. Muhtemelen Türkiye'den dilekler var, istekler var. Türkiye de o istekleri muhtemelen Evet. gerçekleştirecek. Mustafa Bey, bir tek Miçotakis mi kaldı? Şimdi Paşinyan'dan bile şey var. Bir tek Miçotakis mi dış politikada? Esat'la bile görüşürüz dedi, değil mi sonunda? Aslında bence Miçotakis'e kalsa o da görüşmeyi arzu ediyordur. Bizim zaten Evet, bizim onun için Cumhurbaşkanımız istemiyor. evet arzu ediyordur ve bunun içinde epey de uğraşıyordur. Bilemiyorum tabii Yunanistan şu andaki tutumuyla bence geçmişte Ukrayna'nın yaptığı hataları yapıyor. Ve hemen yanı başında böyle bir şey dururken, gerçek dururken Yunanistan'ın da bu tür hatalara Bu bir son tablo vermesi gerektiğini aynen. düşünüyoruz. Yani bölgenin barışı için, Yunanistan halkının, Türkiye'nin de selameti için
uzlaşmalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Ve dışarıdan yapılan bu telkinlerin de kendi ülkesinin menfaati açısından da bir sağlıklı bir şeyden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim en çok Çekya ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızın basın danışmanı, tabii siz daha yakından takip ettiniz. Bütün dünya ülkelerin sorularına, muhabirlerin hepsine tek cevap verdi. Hepsine en açık, hani en açık, en sert sorulara hiç kimseye hayır bu olmaz, olmaz demeksizin en rahat şekilde cevabı veren bir liderle karşı karşıyaydı bütün dünya. Bir de bu o görüntü var ya Aliyev'le Paşinyan'la Sayın Cumhurbaşkanımız. Şu anda Paşinyan için en önemli destek Erdoğan'la o verdiği görüntüdü. Ben şimdi Ermenistan'ı içeriden takip ediyorum. Gerçekten de şu anda Paşinyan hayatının en büyük desteğini aldı o el sıkışması. Ama çok önemli değil mi? Yani Türkiye sınırı açıldığı zaman ihya alacak Ermenistan. Aynen öyle ama bu Paşinyan'ı içeride güçlü kılmak için Paşinyan'ı kendi halkı karşısında aha verdiğim sözü gerçekleştirebiliyorum demek için bir taraftan Rusya, bir taraftan İran, bir taraftan Avrupa'nın arasında sıkışmış Paşinyan'ın esas kapısının Türkiye olduğunu idrakinde ve bu kapını zamanında bundan çok çok evvelki liderleri Ter Petrosyan'ın zamanında yaptığını gerçekleştirme gayreti içerisinde zannediyorum Paşinyan'dan eğer ortak noktada buluşma olursa Paşinyan'dan yola çıkılır. Bu tip dış politik hamlelerin, bu tip resimlerin... Erdoğan çok önemli bir faktör o bölgenin siyasileri ve liderleri için. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki Zengezur koridoru. Evet orada sadece Zengezur koridoru meselesi değil. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız Paşinyan'a bu sınırları tanıma meselesinde konuyu uzatmamayı da tavsiye etti. Muhtemelen zaten Sayın Aliyev'in de ifadelerinden ortaya çıkan şey... Barış yakındadır ifadesi İran önemlidir. İran çok rahatsız bu konuda. Evet İran rahatsız olsun başkentine karşı. Şimdi Mustafa Bey bu tip resimlerin bu dış politikanın iç siyasette etkisi ne kadardır? Yani şimdi Türkiye gibi bir ülkenin iç politikasının dış politikadan ayırmak mümkün değil zaten. Evet. Artık öyle. Ama tarih boyunca da öyle. Yok Türkiye. Biz yani uzun süre gazetede dış politika sayfası 3. sayfadır. Yok. Gazetelerde. Evet. Ama şu anda dünyayı anlatmadan Türkiye'yi anlatamazsın. Evet, yani dış kalmadı. Dış daha önemli. Dış daha önemli. Daha önemli. Peki. Türkiye'nin selameti bu görüntülerle birlikte pekişiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Muhteşem. O da Cumhurbaşkanımızın kabul edilmiş, tartışılmaz liderliğiyle oldu. Aynen. Peki şimdi biz tabii burada muhalefet olmadığı için size de muhalefet yapma görevi de size düşüyor. Onlar nasıl bir tavır koyuyorlar? Mesela bu resme... Sizin rakipleriniz o altılı masa. Hiçbir şey diyemiyorlar. Ne diyor? Bu resme diyecek bir şey yok çünkü yani. Normal şartlarda Avrupa'nın kendisi bile bu resme bir şey diyemiyor ki. Yani bir şey açıdan... Şöyle bir durum vardı ya Şangay toplantısına katılmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Sadece doğudaki ülkelerin devletlerin liderleriyle görüşebiliyorlardı. Evet. Şu an Avrupa'nın 44 ülkesi bakın. Onu merak ediyorum. Paylaşımlar yapıldı. İşte önce böyleydi. Aha bu da bir de küçümseyerek o bölgenin liderlerine, o Orta Asyalı liderleri falan küçümseyerek aha oturduğu masaya baktı ya. Bu masaya bakıldığında da şunu esasında görmemiz lazım. Ben Moskova'da olanda çok ciddi stratejistlerin sorduğu bir soru vardı. Erdoğan bunu nasıl başardı? Bu paradigma değişimini yapan Erdoğan'ın dayanağı noktası nedir diye sorularla sık sık karşılaştım. Bir de bir misal var ben onu hep severim Cemil Bey. Dağın ezemetini, dağın büyüklüğünü uzaktan daha fazla anlarsın. Gerçekten de Türkiye'nin anlamak için biraz dışarıya çıkmak, o şahşahı görmek için şey anlamında, güç anlamında o geldiği noktanı görmek için biraz dışarıdan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çekya'da bir de ne hangi konuyla karşı karşıya geldik? Bizim Kurtuluş da aynıydık. Zaten o gözlemleri aynı yaptık. İnsanlar şunu diyor. Evet bu 3 ayı belki 3 kazakla birlikte bir şekilde bu kışı geçiririz. Sonlandırırız.
Peki biliyorsunuz sanayi ülkesi Almanya'da onun gibi işte bu çeşitli kristal markaların üretildiği zavodların hepsinin çoğunda bağlanma riski söz konusu. Bu ne demek? Bu ekonominin... Kapanıyor. Kapanma, evet. Kararı alınmış. Sokaktaki... Öyle mi? Abartmıyorum. Sen belki izin vermezsin abartmaya da. Ben bu Fransız Sefiller eserini çocukluktan okumuşuz. O dönemi göz önünde bulundururken. O kadar değil, o kadar abartmayayım. Ama inanın onun kokusunu hissettim Prag sokağında. Evet. Ben anlatayım. Sefillerdeki... O anlatımın kokusunu hissettim. Ben 22 hissettim. Gün otelde iki tane yorgan, battaniye, kalorifer çalışmıyor. Buz gibi. Duşa giriyorsun ılık su. Resepsiyonu arıyorum. Niye su? İşte efendim idare edin. Ay. Kriz var bilmem ne. Şimdi daha ekstra... kuzey kısmı öyle. Evet. Avrupa ülkesinde oluyor değil mi bunlar? Tabii. Yani, o yüzden gerçekten çok zor geçecek. Bu arada bütün petrol istasyonlarında odunlar kesilmiş, çuvallı satılıyor. Bütün millet onlara hücum ediyor. Gözümle gördüm. Peki şimdi bu seçmen farkında mı? Şimdi Tayyip Erdoğan alternatifinin Zelenski olduğu. Yani Türkiye'nin şu dış politikasının dışında herhangi bir şey yaptığı zaman Ukrayna gibi olacağı. Zaten öyle planlanmıştı. Yani en ufak bir sapma olmuş olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dış siyasetinde şu anda biz de odun arayacaktık. Tabii işte kömürlere falan saldıracaktık. Onu yapıyor olsak daha işte neyse. Karlov şeyini yaptılar değil mi? Biz Rusya'yla düşman olalım diye. Sen onu da şimdi savaş çıkartmak uçağı düşürdüler. Yani bunun hakkını yani normalde kendi toplumumuz, kendi insanlarımız bunu kesinlikle ölçüp biçebiliyor normal şartlarda. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını veriyorlar. Biz alanda baktığımızda, dolaştığımızda şüphesiz eleştiriler olur 20 yıllık iktidarda. Ama iş Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı seçimine geldiğinde tercihleri netleşiyor. Ben bunun büyük bir nedenlerinden bir tanesi de uluslararası politikada omurgalı duruşu ve kendi ülkesinin menfaatini hem doğuya hem batıya karşı savunma becerisini gösterdiği ve bunu sürdürülebilir kıldığı için yapılıyor diye olduğunu düşünüyorum. Ya kendi menfaatini her şeyden önce. Türkiye'nin menfaatini sadece Türkiye'nin insanlar biliyor. Sadece Türkiye'nin menfaatini savunduğunu diğer ülkelerde gördüğü için onların da algısı değişti aslında Türkiye'ye karşı. Onlar yani, da Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili algısı ve 2023 ile ilgili seçimle ilgili düşüncelerin değiştiğini görüyor. Zaten bunu konuşuyorlar. Kendi liderlerim. Ben bunu yani hissedebiliyorsunuz. Almanya'da özellikle ben oraya gittiğimde Frankfurt'a gitmiştim. Bütün Almanlar orada sohbet etti kısa. Herkes kendi devletlerin politikalarının kesinlikle yanlış bulunduğunu, Türk olduğumu da öğrenince Erdoğan'a dua edin. İyi politikaları belirliyor, en azından gazsız kalmayacaksınız diye. Yani Alman söylüyor, Erdoğan'a sahip çıkın diyor, Sayın Cumhurbaşkanı da sahip çıkın diyor. Böyle abartı olmasın diye bazı şeyler söylemek istemiyorum ama bir dükkana girdik mağazaya. Türkiye'ye yat olduğumuzu anlayan da benim dışımda iki gazeteci meslektaşım da vardı. Bu kadarını söyleyeyim. Gerçekten çok ilgi alaka gördük. Hatta olağanüstü bir jestlerle de karşı karşıya kaldık. Evet, siz bir şey diyorsunuz. Şimdi ben 10 gün önce Los Angeles'ta işte Grand Canyon'un olduğu bölgedeyiz. Yaşadığım için söylüyorum. Bir grupla beraberiz. Orada oturanlar falan var. Sordular ki Türk müsünüz dediler. Evet dedik. Ne dediler biliyor musunuz? Erdoğan great leader dedi. Bunu Kaliforniya'da söylüyorlar. Evet. İlginç. Yani yaşadığım için söylüyorum. Bunu dünya biliyor. Kendi insanlarımız da biliyorlar. Evet. Ya ama tam o kadar biliyorlar mı emin değilim ben açıkçası. Onda işte şöyle bir içeride tuhaf tartışmalarla aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bu kritik tarihsel kavşakta bu ülkeyi gerçekten bozguna uğratmadan, bu ülkeyi batırmadan, bu ülkenin başına bir felaket getirmeden, dünyayla... Amiyane deyimiyle, ölmekle bayılmayı karıştıran insanlar yok mu hala? Var. Bak şöyle açıklayayım. Bu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 200 yıllık dış politikasındaki en itibarlı, en etkili bir ilişkiyi yürütüyor
Türkiye Cumhuriyeti adına dışarıyla bu iletişimi yürütüyor. Son 200 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde ne böyle bir ağırlığı, ne böyle bir sözü, ne böyle bir etkisi yoktu. Burada dediğim gibi ya bir propaganda yapmak için söylemiyoruz. Tablo bu. Bunu içeride öyle tuhaf tartışmalarla karartıyorlar ki, karartıyorlar ki, aa diyorlar efendim işte oraya gitti, Şangay'a gitti, efendim niye doğulularla görüşüyor? Oraya gitti bak, onlara mecburen onlara koştu. Yani bunu özellikle göstermemeye, karanlıkta bırakmaya çalışıyorlar. Bu neyi ifade ediyor aslında bu ülke için? Yani ülkenin ekonomisinden tutalım, güvenliğine kadar, enerji ihtiyacından ekonomi çarklarının çalışmasına kadar düzgün bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başında da milletin seçtiği bir isim. Türkiye'yi gerçekten bu kritik dönemde başarıyla yönetiyor, yürütüyor. Ve bu vizyon sayesinde Türkiye'nin 100 yıl olacak diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Bu güçlü ama CHP de onu hemen taklit etti biliyorsunuz, ikinci yüzyıl falan vizyon bir şeyler söylüyor. Ne yapıyorlar biz medyada görüyoruz, sürekli böyle ufak tuhaf değişik konularla gündemi değiştiriyorlar, insanların, kamuoyunun ilgisini başka yere çeviriyorlar. Millet bunu görmüyor mu? Millet bunu görüyor, herkes bunun farkında. Güzel. Devletiz, dünya içerisinde evet. Diplomasi yapıyoruz, etkimiz gücümüz artıyor. Biz böyle daha güvendeyiz. Bu muhalefet tarafından karartılıyor ama bir görünen gerçek de var. O da belirli bir toplum kesimine ulaşıyor. O enerji de belirli bir toplum kesimine ulaşıyor. Bir de çıkışta artık Cumhurbaşkanı'nın vücut dili, konuşurken yüzü, gözü o kadar gülüyordu ki, o kadar mutluydu ki sonuçlardan. Belli yani. Keyfi de çok güzeldi. O da bizi keyiflendirdi açıkçası onun. Moralinin ben iyi olması ki, güzeldi Türk yani. Filmi, Türk filmlerini ben aslında sevmeyen biriydim. Türk halkını uzun süre oyaladı. Şey. Fakat iki insan bir karşılıklı gelip konuşmaması üzerine bir kurgudur değil mi? Böyle film baştan sonuna kadar kadın da adamı sever, adam da kadını sever. O da onunla bir şey yapar ama konuşmazlar. Bir türlü ölen ölür, kalan kalır biri. Bizde de yani o kadar açık ki süper bir lider var. Evet. Bir sürü de bana göre artık neredeyse topal masanın üyesi var. Hiç orijinal değiller. Hiç vizyonları yok. Bravo. Hayat tarzı önerileri koyamıyorlar. Yok. Önerileri yok. Önerileri yok. Topluma dair hayalleri yok. Ne kadar sevgileri var onu da bilemiyorum. Ondan sonra ama biz bunu daha yeni bu masalarda konuşmaya, evet. FETÖ dedik anlatamadık, PKK dedik anlatamadık, Kılıçdaroğlu Amerika'dan geldi kardeş dedik anlatamadık. İşte hala çabalıyoruz anlatmaya. Hem de böyle bir gerçekten şimdi takip ediyoruz burada arkadaşlarımızın çoğu, siz de çok iyi tanıyorsunuz zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın en küçük detayı böyle gözden kaçırmadığını, çok böyle nazik, böyle merhamet duygusu çok yüksek bir insan olduğunu, necip bir insan olduğunu, böyle bir insana da sürekli böyle despot yakışıyor. Gördüğümüz Erdoğan, işte tanımadı, tanıdığımız Erdoğan'la o değişti, bu anlatılanın bakın. Arasında... Artık Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanımız için Avrupa basını... Artık o söylemleri... Çünkü mahkum aynı kaldılar işte. Ve politikalarının... politikadaki başarısından aynı. Onlar da mesela, kabul aynen. ettiler. Mesela Mustafa Bey şey diyor, masa kazanır diyorlar. Bükemediğin masa bilek kazanır meselesi, diyorlar. Evet. Benim bildiğim kazanan masa kumar masasıdır. Yani benim kumarda... geldi. Yani o masadan nasıl bir şey çıkacak bir bu adam? Ülkenin, bu ülkenin geleceğini böyle kumar bilmem ne maceraya bırakamayız. Yani. Evet. Bunu millet de biliyor, onu söyleyeyim. Evet, bak mesela şu anda ekonomide sıkıntımız var. Görüyoruz ve oturup konuşuyoruz. Yani iş ülkenin bekasına gelince, iş ülkenin milli bütünlük ve birliğine gelince kimse Erdoğan'dan vazgeçmiyor. Evet. Onu görüyoruz. Onun için kazanan millet olacak. Masa değil. Masa kazanır. Millet olacak. Erdoğan yani. Saklamıyor ki. Bu ülkede evet. bir kriz var. Evet var diyor. Görüyorum. Bunu düzelteceğim, düzelteceğim diyor. Diyor. Geçmişte biz düzelttik. Yine düzelteceğiz diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Az sabır diyor. Enflasyonla ilgili. Şimdi bakın. Bu enflasyonun diğer enflasyonlar arasındaki farkını söyleyeyim. 94'te yaşadık bunu. 2000'e kadar da yaşadık. Şimdi 94'te yanılmıyorsam bir hafta içerisinde döviz 2 misli oldu, 45 gün içerisinde 3 misli oldu.
aşağı yukarı. Dörtte birine düştü. Yani şey, işte. 5 Nisan kararlarını. Evet, evet, 5 Nisan. Sonra 2002 yılında da insanlar hafta sonu repo için paralarını koydular bankaya. %7 bin faizle evet. Pazar günü aldılar. Şimdi o zaman bu ülkenin sahibi yoktu. Şimdi, evet. Şimdi bakın enflasyon dediğiniz şey parası olan parasını kazanıyor. Fakir olan daha çok fakir oluyor. Bizim fakirlerimiz kimler? Bizim ihtiyaç sahibi asgari ücretliler, emekliler, alım gücü sabit olanlar. İşte bu süreç içerisinde bunların enflasyona ezdirilmemesi için elinden geleni yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Onu şimdi işte ya yılda iki defa asgari ücret tespit ediliyor ve üstelik de 5200 liraya hiç muhalefet bile dillendiremedi bunu yaparken. Alanda şimdi dolaşıyoruz ya biz. Bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Bundan 3 ay öncesinde, 4 ay öncesine göre bu kendilerinin bu sıkıntı içerisinde olanlarının sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu biliyorlar. Evet. Farkı bu. Sayın seyirciler, şimdi